Beyaz Show devam ediyor arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatmayla başlayalım. Daha doğrusu bir başsağlığı dileğiyle sevgili dostumuz Reyhan Karaca'nın kardeşi Fatih Karaca hafta içinde hayatını kaybetti. Biz her zaman olduğu gibi onların bizi izlediğine çok inanıyoruz. Reyhan Karaca'ya başsağlığı diliyoruz. Kardeşine Allah'tan rahmet diliyoruz ve alkışlarımızı Fatih Karaca için gönderiyoruz. Evet, Allah kimseye göstermesin. Kolay değil. Bu arada Twitter'da, Facebook'ta olan var mı aranızda? Arkadaşlar var mısınız? Siz evet. De varsınız, siz de varsınız. Hocam? Vardım, çıktım. Çok zaman kaybettiriyordu Facebook. Öyle mi? Evet. Neden? Bir şeylere bakacağım derken hakikaten çok zamanımı kaybettiriyordu. Yarım saatimi, bir saatimi, bir buçuk saatimi harcıyordum. İşte o fotoğraftan, o videoya, bilmem neye derken baktım ki hakikaten evet, başında bayağı vakit geçiyor diye. Hı-hı. Ben bir kere daha söyleyeyim buradan. Twitter'da da yokum, Facebook'ta da yokum. Yani yokum söyleyeyim, var mı? Ben de öyle. Ben her zaman halkın önündeyim. Gerek duymuyorum ben. Beyazıt, bu arada... Hocam harika, evet. Bütün Twitter ve Facebook ailemi selam bekliyor bizden. Çünkü ben burada olacağımı söylediğim andan itibaren lütfen bize selamlar dediler. Tamam, buradan hepsine selam söyleyelim. Ben hani şunun için devamlı söyleme zorunluluğu hissediyorum. Var, benim adıma da bir sürü insan var. Yokum, yokum, yokum. Arkadaşlar artık... Sıkıldım da yokum demekten ama gerçekten de yokum yani. Sevgili Zahide. Zahide'm kurban olacak hanım. Yine bir söz duydum, kırıldı kolum. Gelenden geçenden o. Haber sorarım, Zahide bu akşam oluyor gelin. Evet. Biraz daha devam etseydin anlatacaktım. Efendim? Bu çok içli ve çok özel bir parça ve gerçekten her seferinde sonunda ağlarım ben. Vallahi de. Muhteşem sözler. Zahide'm. Yok ağlarım. Öldü kurbanın olan Zahide bu gece ben size gelem diye. Öyle öyle ama. Doğru muyum hocam? Vallahi boşuna uğraşma, ağlayacak göz yok yani, ben söyleyeyim. Hocam öyle demeyin. Bakın Okan Bayülgen bile. Programına ne demiş Okan Bayülgen? Aa, sormayın ya. Biz çok özel bir programda ona katıldık. İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde evet. Bize teveccüh ettiler ve yılın en iyi gündüz kuşağı programı ödülü verdiler. Ve Antalya'da yaptığı programda bizleri davet etti sevgili partnerim Aytu'yla beraber. Beni görür görmez söylediği ilk şey şu oldu, şok oldum. Ben seni gördüğümden beri Beyazıt'la evlendirmeyi düşünüyorum dedi. Okan Bayülgen mi dedi? Evet, sevgili Okan'a selam ve sevgiler. Evet, gönderim. Sağ ol, teşekkür ederim. En sonunda... En sonunda Okan da bu konuya girdi yani. Evet. Yani şu naiflik çok hoş tabii. Neden? Şey, muhtemelen sizi çok özelsiniz ve ailelerin çok sevdiği, takdir ettiği, gençlerin çok sevdiği. Ben öyle biliyorum. Hayır, öyle girdin ki konuya. Öyle. Muhtemelen sizi ailelerin çok sevdiği birisi olarak onu sanıyorlar. Onu aslında kendime çevirecektim muhtemelen kısmını. Tamam, pardon, evet. Sizinki netleşti. Ama sanıyorum bizi de öyle görüyorlar ki o anlamda bir yakıştırıyor. Bir aile kurmamızı istiyorlar yani. Öyle mi? Bu kadar iki aile. Bu şu olabilir, sevilen iki insanın da mutlu olması adına. Aa, bizim ekip süper yalnız. Ya. Arkadaşlar, bir dakika. Da var tabii. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Buna ağlamaya, üylemeye neden olmasın? Bakın, programda seyirciler bile evleniyor. Ben niye olmasın yani? Hiçbir tepki gelmedi. Evet, arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,